Sesi Araştırma Hastanesi'ndeyim. Burada olan yaraları ziyaret ettim. Tabii görüşmem mümkün olmadı. Hekimlerle görüştüm, bilgi aldım. Maalesef durumları çatışı değil. Yakınlarıyla görüştüm. Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü ile görüştüm. Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü'nden bilgi aldım. Diyarbakır'da 9 hasta varmış. Diyarbakır Dicle Hastanesi, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8'imin durumu maalesef iyi değil, yoğun bakımdalar. Dün gece itibariyle Diyarbakır Valisi ile de görüştüm. Yangının sebebi noktasında ki araştırmayı Cumhuriyet Başsavcılığı yapıyor, Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı. Ama bu soruşturmanın şeffaf, adil bir biçimde yapılması lazım, etkin bir biçimde yapılması lazım. Bu yangınlar konusunda olağan şüpheliler var. Bunlardan bir tanesi de DEDAŞ'tır. Enerji iletim hatlarında yeterli onarım ve bakım altyapı yapılmadığı için özellikle bu mevsimlerde yangınlar daha çok enerji hatlarından kaynaklanıyor. Bunun iyi araştırılması lazım. Ben ölen yurttaşlarımıza rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ayrıca bu yangını ortaya çıkardığı hasarın ne olduğu konusunda da kamu makamlarının etkin bir araştırma yapması lazım. Ve gerekli desteği de sağlanması lazım. Bu konuyla ilgili olarak Diyarbakır Milletvekili olarak üzerime düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğim.